arkadaşlar. Hepiniz bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugün 10. sınıflarda din felsefesini ele alacağız. Din felsefesi arkadaşlar güncel bir konudur. Çünkü temelinde insan vardır. Tarihin her döneminde insanlar olduğu için insanlar da belirli bir inanışa inandıkları için din felsefesi daima var olmuştur ve var olacaktır. Biraz hassas bir konudur. Önyargıları bol bir konudur. Çünkü halk nezdinde de söyleyecek olursak Müslüman bir ülkedeyiz. Acaba din felsefesiyle uğraştığımız zaman dinden çıkar mıyız? Ya da tehlikeli bilgiler öğrenir miyiz? Bize bir zararı var mıdır? İnancımız zedelenir mi? Gibi önyargılarımızın yüksek olduğu bir konudur. Ama bunlar başta da söylediğimiz gibi sadece bir önyargıdır. Kendimden de bir örnek vermek gerekirse ben Sakarya Üniversitesi'nde felsefe bölümünü kazandığım zaman ailem fazla bir sıcak karşılamamıştı. Korkmuşlardı. Acaba felsefe eşittir, dinsizlik midir? İnanışımıza bize de gelir mi gibi bir önyargıları olmuştu. Biz bu önyargıları arkadaşlar şahsım adına kırdığımı düşünüyorum. Elhamdülillah Müslümanım. Müslüman bölgede yaşıyoruz. Sizler de Müslümansınız. Çünkü bunu başta söylüyorum. Dönemin belli başlı derslerinde sizlerle ilk tanıştığımız zaman demiştiniz ki hocam işte ateist misiniz, hocam deist misiniz ya da işte felsefeciler ateist midir, deist midir? Bunlar sadece bir inanış arkadaşlar. İnanmak başka bir şey. Bilmek başka bir şey. Bir örnek vermiştim ben size. Tekrarlayalım bu örneği. Din kültüründen bir yazılı olduğu zaman, 5 aldığınız zaman dünyanın en iyi mümini siz olmuyorsunuz. Ya da 0 aldığınızda, 1 aldığınızda kafir olmuyorsunuz. Bilmek başka bir şey, öğrenmek başka bir şey, inanmak bambaşka bir şey. Biz burada biraz daha bilgi kısmına bakacağız. Buyurun incelemeye başlayalım. Şimdi din felsefesi dediğimiz zaman konu başlığından da anlayacağımız gibi biz burada en fazla din, Tanrı, Tanrı'nın varlığı, evrenin oluşumu gibi problemleri inceleyeceğiz. Tanrı'nın var olduğunu iddia edenler var, Tanrı'nın var olmadığını iddia edenler var, Tanrı'nın varlığının bilinemeyeceğini iddia edenler de vardır. Bunların hepsinin de rasyonel bir şekilde açıklaması yapılmıştır. Birazdan daha teferruatlı bir şekilde bunları ele alacağız. Ama biz oraya gelmeden önce bir karşılaştırma yapmamız lazım. Çünkü bu konuda ciddi bir yanlışlık var. Teolojinin incelediği alanla felsefenin incelediği, din felsefesinin incelediği alan arasında belirli başlı farklılıklar vardır. Nedir bunlar? Bakacak olursak teoloji belirli bir inanca dayalıdır. Müslümansanız Müslümanlıkla alakalı bir inancınız vardır. Hristiyansanız Hristiyanlıkla olan bir inancınız vardır. Ve burada sizin kaynağınız nedir? Din kitaplarıdır. Müslümanlık için konuşacak olursak Kur'an-ı Kerim'dir. Biz Kur'an-ı Kerim'i alırız, içindeki bilgileri okuruz ve onlara bir otorite babında bağlanırız, sorgulamayız. Dolayısıyla bizim burada da bir eleştiri durumumuz söz konusu değildir. Biz kaynağımızı Kur'an olarak alırız, eleştiri yapmayız. Sadece biz ona bağlanırız, inanırız. Sorgulama kısmı bu alanda fazla yoktur. Karşılaştırma yapacak olursak din felsefesinde belirli bir inanca bağlı değildir. Temelinde ne vardır arkadaşlar? Rasyonalizm vardır. Yani ne yapmamız lazım? Biz önümüze gelen metinleri akıl dahilinde yorumlayabilmemiz lazım. Eleştirebilmemiz lazım. Yani sonunda bir eleştiri olacaktır. O zaman biz din kitaplarına eşit mesafede olmamız lazım. Dolayısıyla belirli bir otoriteye bağlılık söz konusu olmayacaktır. Rasyonalist bir şekilde yaklaşacağımız için de açıklamalarımız tamamen akla dayalı olacaktır. Burada sadece belirli bir dine dayalı bir açıklama yapma şansımız olmadığı için Müslümanlığa, Hristiyanlığa, Yahudiliğe ya da diğer dinlere, herkese, bütün dinlere eşit mesafede olmamız lazım ki yorumlamayı, rasyonel düşünmeyi doğru bir şekilde yapabilelim. Şimdi sizden isteğim şu arkadaşlar, bu tabloyu defterinize aynı şekilde geçirin. Bir sonraki başlığımızda ben de çizmiş olayım. Evet arkadaşlar, bu dönemin en büyük temel problemlerimiz var. Bunları biraz ele almamız lazım. Nedir bizim temel problemlerimiz? Öncelikle Tanrı'nın varlığı problemi. Demin de söylediğimiz gibi bu konuda Tanrı'nın var olduğunu, var olmadığını ve bilinip bilinemeyeceği konusunda tartışmalar vardır. Bunları birazdan daha da fazla teferruatla göreceğiz ama burada karşımıza kim çıkacaktır? Tanrı vardır diyenleri biz teist diyeceğiz. Teistler kendi arasında gruplara ayrılacaklar. Tanrı'nın var olmadığını söyleyen grubu tahminen hepimiz biliyoruzdur. Bu gruba biz ateizm diyoruz. Tanrı'nın bilinip bilinemeyeceğini tartışan gruba ise biz agnostikler diyoruz. Onlara göre Tanrı'nın varlığı bilinemez. Teferruatlarıyla beraber birazdan açıklayacağız. Bir sonraki başlığımız evrenin yaratılışı olacak. Bu evren yaratıldı ama nasıl? Önce bir toz bulutu muydu? Bir patlama sonucunda, o Big Bang dediğimiz patlama sonucunda mı oluştu?
burası Tanrı tarafından mı yaratıldı ya da zaten vardı da Tanrı ben mi yarattım dedi gibi ve daha da fazla olan soruların tartışıldığı bir alandır. Aslında baktığımız zaman arkadaşlar diğer konular da bunların hepsi bir şekilde yine Tanrı'nın varlığıyla bağlantılı. Neden? Çünkü biz bunların mümkün olup olmadığını tartıştığımız zaman eğer ki mümkünse bunu yapanın yine Tanrı olduğunu söyleyeceğiz. Yine Tanrı'nın varlığıyla alakalı bir konu olacak. Mümkün olmadığını yani bunun bir tesadüften ibaret olduğunu söylersek bu sefer yine Tanrı'yla alakalı, Tanrı'nın yokluğuyla alakalı bir alana geçiş yapacağız. Dolayısıyla bizim burada farklı başlıklarımız var ama diğer başlıklarla yine Tanrı'nın varlığı problemiyle doğrudan bağlantılı olacak. Vahyin imkan problemi var bu dönemde. Hem Müslümanlık için hem diğer dinler için gelen peygamberler vardır ve yaratıcı insanlara mesajlarını vahiy yoluyla iletmiştir. Biz vahiyi direkt peygamberlerin bize söylediği cümleler olarak biliriz ama dini olarak bakarsak vahiy Allah'ın her sözüdür. Sadece peygamberlerin bize Allah bunu bunu dedi demesine gerek yok. Bir mesajdır. Allah'ın her yaptığı ya da Yaradan'ın her yaptığı durum bir vahiy konusudur. Ama din felsefesi bakımından bakarsak vahiy Tanrı'nın kendisi dışındaki bir şeye müdahale etmesidir. Yani arasındaki ayrım bu şekilde dile getirilebilir. Son başlığımızda ruhun ölümsüzlüğü problemi. İnsanlar öldüğü zaman ruh bedenle beraber ölür mü, ölmez mi? Ya da ruh bedenden önce var mıydı, bedenle birlikte ruh bedenin içine girdi mi, girmedi mi gibi tartışmaların yapıldığı bir alan budur. Bunlar da yine doğrudan Tanrı'nın varlığıyla alakalı problemlerle eşdeğer olacaktır arkadaşlar. Şimdi bu temel problemler tablosunu defterimize yine yazalım. Şimdi daha teferruatlı bir başlıkta Tanrı'nın varlığı konusunu ele alacağız arkadaşlar. Buyurun yazın. Evet arkadaşlar, demin de söylediğimiz gibi bu dönemin en büyük problemi Tanrı'nın varlığı problemiydi. Burada bahsetmiştik, 3 görüş karşımıza çıkacak. Teizm, Tanrı'nın varlığını kabul edenler grubu. Ateizm, Tanrı'nın varlığını kabul etmeyenler grubu. Bir de agnostikler, agnostisizm çıkacak. Bunlar da Tanrı'nın varlığının bilinemediğini söyleyecekler arkadaşlar. İlk grubumuza bakalım. Tanrı'nın varlığını kabul edenler, teizm. Burada 5 tane görüş var karşımızda. Birincisi arkadaşlar monoteizm. Mono, Latince'de yani mono tek anlamına gelir. Teizm de direkt tanrıcılıkla alakalı bir durum olduğu için tek tanrıcılık karşılığına geliyor. Politeizm, çok tanrıcılık demek. Şimdi arkadaşlar monoteizmin düşüncesi aslında temelde şu. Evrende bir düzen var, evrende bir sistem var ve bunu yapan bir tane tanrı var. Her şeyi oluşturan tek tanrıdır monoteizmin düşüncesine göre. Politeizm ise diyor ki bu düzeni tek bir tanrı oluşturamaz. Her şey tıkır tıkır işliyor, her şey saat gibi tabiri caizse hiçbir kusur yok. Ama bunu yapabilecek tanrı tek değildir. Birden fazla tanrı vardır ki bu sistem ancak o şekilde mümkün olsun. Deizm, yaradancılık demektir. Onların da düşüncesi şudur, evrende bir düzen var. Bu düzen üzerinden açıklamaya çalışırlar düşüncelerini. Ama peygamber, cennet, cehennem gibi dinin diğer unsurlarını kabul etmezler. Sadece evrendeki düzeni yaratan bir yaratıcı vardır. Dolayısıyla o bu dünyayı yaratmıştır. Ama cennet, cehennem, peygamber gibi kavramlar bu inanışın içine girmez. Bunların savunucuları Locke ve Voltaire'dir. Locke'un düşüncelerini hatırlayalım arkadaşlar. Locke diyordu ki zihin boş bir levhadır. Tabula rasa Latincesiydi arkadaşlar. Ne demekti bu? Hiçbir şey bilmeden dünyaya geliyoruz. Dünyada biz sadece kendi tecrübelerimizle kazandığımız bilgileri bilebiliyoruz. Bizim şimdi cennet bilgisini kazanabilmemiz için onu tecrübe etmemiz lazım. Ya da cehennemi kazanabilmemiz lazım ki tecrübe edelim ki biz onu bilelim. Vahiy bilme şansımız yok. Dolayısıyla bunları tecrübe etmediğimiz için bunlar hakkındaki bir bilinmezlik durumu var. Tamam, evrende bir düzen var, saat gibi işliyor, tıkır tıkır, bir tane yaratıcı var ama cennet, cehennem, vahiy gibi dinin diğer olgularına karşı çıkıyorlar. Sadece yaradancılık kısmına bakıyorlar arkadaşlar. Panteizm, tüm tanrıcılık. Biraz mistik bir düşüncedir arkadaşlar. Diyor ki, Plotinos diye bir filozofun düşünceleridir arkadaşlar. Milattan sonra 200'lü 300'lü yıllar arasında yaşadığı kabul edilir. Mısır'da doğmuştur ama antik Yunan kökenli bir aileden gelmektedir. Yani Yunan kökenli bir insandır ama Mısır'da doğmuş. O dönemde bildiğiniz gibi Mısır'dan antik Yunan'a ya da antik Yunan'dan Mısır'a fazlasıyla bilim uğruna yapılan yolculuklar var. Bu durumda Mısır'da doğmuştur. Çok mistik bir görüşü var. Diyor ki her şey Tanrı'dır. Neye baksam Tanrı'yı görüyorum. Yani Tanrı her yerdedir, her şeydedir.
Dolayısıyla bunların görüşleri de Tanrı'nın her yerde olduğuna dair bir görüştür. Sonuncusu ise panenteizm. Panenteizm de panteizmle biraz birbirine benzeyen bir görüştür. Sadece fark şu şekilde, diyalektik vardır burada, yani bir karşı görüş vardır. Buradaki görüşümüz Tanrı her yerdedir, her şeydir. Fakat Tanrı evrenle iç içe değildir. Tanrı ile evren dış varlıklardır. Tek arasındaki fark bu. Panteizm evren eşittir Tanrı ya da Tanrı eşittir her şey. Ama panenteizmde bir diyalektik var, bir karşı görüş var. Tek karşı görüş Tanrı ile evren iç içe değildir. Birbirinden tamamen farklıdır. Şimdi kabul etmeyenler grubuna bakalım. Ateizm grubuna. Ateizm kabul etmiyorsa o zaman biz şunu söyleyebiliriz ki dine ait hiçbir olgu bu grubun içerisine girmez. Hepsini toptan reddediyorlar. Ama neden? Şimdi kötülük problemi diye bir problem karşımıza çıkıyordu. Ya da sosyolojik problemlerimiz var bizim. Bunların da en büyük savunucusu, bunların derken yani sosyolojik problemin en büyük savunucusu Karl Marx'tır. Neden? Problem şu. Dünyada bir düzen yok. Çok büyük zenginler var, çok fazla fakirler var. İnsanlar açlıktan ölürken bir düzenden bahsetmemiz mümkün değil. Bir düzen olsaydı herkes eşit sistemde olurdu. Bir eşitlik yoksa bir düzen yoktur. Düzen yoksa yaratıcı da yoktur. Dolayısıyla benim buna inanmama gerek yoktur da sosyolojik problemde. Kötülük problemi de şu şekilde arkadaşlar. Hatırlayalım, şimdi bir kabul edenler grubu vardı, Tanrı'yı kabul edenler vardı, bir de kabul etmeyenler vardı. Kabul etmeyenler edenlere soruyor. Sizin düşüncelerinize göre Tanrı nasıldır? Kadiri mutlaktır. Yani gücü her şeye yetendir ve iyidir. Şimdi Tanrı iyiyse ve gücü her şeye yetiyorsa dünyada kötülük neden var? İyi dediğimiz bir varlıktan kötü bir şey çıkar mı? Çıkmaması lazım inanmayanlara göre. Eğer ki diyor kötülük Tanrı'dan çıkıyorsa o zaman Tanrı kadiri mutlak değildir. Çünkü Tanrı insanı seviyorsa insanların zarar görmesini kötülükle istememelidir. Gücü ona yetmemiştir. Yani kadiri mutlak değilse, gücü kötülüğü önlemeye dahi yetmiyorsa benim ona inanmama gerek yoktur der kötülük problemi de. Yani ateistlerin dine inanmamasının sebeplerinin temellerinde bunlar vardır arkadaşlar. Şimdi son olarak bilinemez diyen gruba bakalım. Agnostik dediğimiz grupta ise Tanrı'nın varlığının ne bilinebileceğini ne de bilinemeyeceğini iddia edemezler. Tanrı bilinemez. Neden? Çünkü düzen var dünyada ama bu düzenden benim Tanrı kavramına ulaşmam mümkün değildir. Yani bir düzen var, düzen varsa Tanrı da vardır. Demek onlar için doğru ya da yeterli bir açıklama değildir. Haricinde insan ömrünün de çok kısa olması, sınırlı olması Tanrı'ya ulaşmaya bir engel olarak düşünülür agnostiklere göre. Yani bu kısa bir ömürde sen kalkıp da Tanrı'nın varlığını ispat ederim diyebilmen çok zordur. Çünkü dünya dediğimiz, içinde yaşadığımız evren milyarlarca yıldır var olan bir evren. Sen bu evren içerisinde yani bir 60-70 ya da 100 yıllık bir ömürle Tanrı'nın varlığını kabul etme şansın yoktur der agnostikler. En büyük temsilcisi kimdir? Sofistlerden, antik Yunan'dan Protagoras'a kadar götürebiliriz. Protagoras, hatırlayalım, onun da düşünceleri insan her şeyin ölçüsüdürdü. Protagoras diyor ki eğer ki bir insan ölçüyse burada herkes tarafından kabul edilebilecek bir bilgiye ulaşmamız mümkün değildir. Sofistlerin en çok verdiği örnek arkadaşlar, hatırlayalım, rüzgar örneği. Neydi bu rüzgar örneği? Şimdi beden eğitimi dersinden çıktık, çok terledik, hava çok güzel. Abi diyoruz ki cam açık olsa da bir rüzgar etse de bir ferahlasak diyoruz. Diyelim ben de ders anlatıyorum, o tarihte hastayım, bayağı da sağlam grip olmuşum. Rüzgar bir esiyor, bütün sınıf ne oldu? Terledi, ferahladı değil mi? Çünkü rüzgara ihtiyacı vardı. Ben gribim, rüzgar beni ne yaptı? Daha da kötü yaptı. Şimdi rüzgar aynı rüzgar. Ama iki insan üzerindeki etkisi farklı. Birini daha kötü hasta ederken diğerini serinletip rahatlatıyor. Bu durumda insan ortada bir ölçü ise ve hepimiz için ortak nokta yoksa hepimizin ortak noktada buluşabileceği bir ilahi fikir de yoktur. Tanrı tanımına biz ortak bir şekilde cevap veremiyoruz. Yani Tanrı var mı, yok mu, düzenden, insan ömründen biz bunlara açıklama şansımız yok. Şimdi şema halinde çizecek olsak arkadaşlar aklımıza daha rahat kalacaktır. Şu şekilde yapalım. Bir küme yapalım. Buraya diyelim ki varlığını kabul edenler. Burası ise reddedenler diyelim.
Burası ortak kesişim kümemiz oluyor arkadaşlar. Şimdi Tanrı'nın varlığını kabul edenler kimlerdi? Monoteizm, tek tanrıcılık, politeizm, çok tanrıcılık, deizm. Deizmin düşünceleri arkadaşlar evrendeki düzen üzerinden anlıyorduk. Sonuncusu panteizm ve panenteizm. Bunlar Tanrı'nın varlığını kabul eden gruplar. Bilinemez diyenler ortak kesişim kümesine girecektir. Yani biz buraya agnostikleri yazmamız lazım arkadaşlar. Agnostikler burada olacak. Tanrı'nın varlığını kabul etmeyenlere de biz ne diyoruz arkadaşlar? Ateizm diyoruz. Şimdi toparlayacak olursak bu grup teist. Yani Tanrı'nın varlığını kabul eden grupları. 5 tane var. Açıklamaları farklı ama sonuçta hepsi bir Tanrı'nın varlığına kabul eden bir grup. Kabul etmeyenler ateistler. Asla hiçbir şekilde dini öğeyi kabul etmiyorlar. Sosyolojik problemi bahane olarak gösteriyorlar. Sorun olarak gösteriyorlar. Ya da kötülük problemini en çok sorun olarak gösteriyorlar. Bunların cevaplarını kendilerince tatmin bir şekilde olmadıkları için Tanrı'nın varlığına hiçbir şekilde inanmıyorlar. Tanrı'nın varlığıyla beraber hiçbir dini olguya da inanmıyorlar. Bilinemez diyenler de agnostikler de şema halinde görecek olursak arkadaşlar bu tarafa biz Tanrı'nın varlığını kabul edenler grubu diyoruz. Buraya reddedenler grubu diyoruz. Kesişim kümesine de yani vardır ya da yoktur diyemeyen, bilinemeyen gruba da biz ne diyoruz arkadaşlar? Agnostik diyoruz. Bu tahtayı da yine aynı şekilde tabloyu da defterinize çizin arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu konuyla alakalı karşımıza çıkan en önemli soru şu. Tanrı'nın varlığını kabul edenlerin kanıtı nedir? Tamam bunlar bir Tanrı'nın inanışını kabul ediyorlar ama buradaki kanıt nedir? Neye dayandırıyorlar? Bir başka soru da şu. Kötülük problemi tarihsel olarak ne zaman tartışılmıştır? Şimdi arkadaşlar ilk sorumuzdan başlayalım. Birinci soruya iki tür kanıt söyleyebiliriz. Birincisi ontolojik kanıt. İkincisi kozmolojik kanıt. Şimdi ontolojik kanıta bakacak olursak arkadaşlar, ontolojik kanıtta sonuca biz Tanrı'nın tanımından varıyoruz. Aslında ontolojik kanıt biraz daha rasyonel bir kanıt. Tanrı kendisinden daha fazla mükemmeli düşünülemeyen bir yetkin varlıktır. Eğer ki yetkin varlık var olmazsa Tanrı da var olamaz. Yetkin olduğuna göre var olması lazım. Dolayısıyla Tanrı vardır. Yani biraz rasyonel bir açıklamadır ontolojik kanıt. Kozmolojik kanıt ise ilk neden öğretisine dayandırılan bir kanıttır. Bir düzen var. Bu düzenin bir nedeni olması lazım. Bunu bir zincir olarak düşünürsek bu zincir sonsuza kadar gidemez. Basit bir örnek verelim. Mesela babamız var babasının babası, onun babası, onun babası, onun babası derken ilk insana kadar gideceğiz. Peki bu ilk insan nasıl yaratıldı? Yani babası olmayan, annesi olmayan bir insan nasıl ortaya çıktı? Bu zincir bir yerde duruyor. Durduğu zaman da kendisi yaratılmamış ama yaratma gücü olan bir yaratıcı tarafından yaratılmış olması lazım. İlk insana kadar ulaştığımızda Müslümanlık için konuşacak olursak Hazreti Adem'e kadar gittik. Peki Adem nasıl ortaya çıktı diye soracak olursak bir yaratıcı tarafından gönderilmiş, yaratılmış olması lazım. Dolayısıyla Tanrı'nın varlığını da ilk neden öğretisine dayandırarak açıklamayı da biz kozmolojik açıklama diyoruz. İkinci sorumuz şu şekilde. Kötülük problemi tarihsel olarak ne zaman tartışılmıştır? Bu Orta Çağ zihniyetidir arkadaşlar. Orta Çağ'da daha çok konuşulan bir konu. Orta Çağ tamamıyla din felsefesi üzerine büyük savaşların yapıldığı, büyük mücadelelerin verildiği bir dönem. Kötülük problemi de ilk olarak Orta Çağ'da karşımıza çıktığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Orta Çağ'da yanan ateş ateizmin ilk kurşunu oluyor ve o kurşun tarihsel boyunca da devam edecektir. Evet arkadaşlar sorularımızın cevapları bu şekilde. Bugünlük dersimizi sonlandırıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.